Sayın seyirciler, şimdi de kameralarımızı Afyonkarahisar'a çevireceğiz. A Haber ekibinden Nail Azbay'da yaşananları konuğuyla değerlendiriyor olacak. Nail, söz sende ve konuğunda. Manuel, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerinde uyguladığı operasyon, yani ekonomik operasyona iş dünyası tepki göstermeye devam ediyor. Bizler de şu anda iş adamı olan ve aynı zamanda Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüseyin Şehidoğlu ile birlikteyiz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Efendim, neler söyleyeceksiniz? Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı bir ekonomi üzerinden bir operasyon söz konusu. Bunu bir iş adamı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şimdi Nail Bey, bizler Türkiye'de sanayici ve ihracatçı iş adamlarıyız. Dolayısıyla bütün dünyaya gidiyoruz. Özgüvenimiz tam. İnanın 3-5 uçak değiştirerek gittiğimiz ülkeler var. Artık Türkiye'nin gerçek yüzünü, Türkiye'nin gücünü bizler de çok şükür, bin şükür övünerek görüyoruz. Bütün dünyadaki dış güçler ya da paranın sahipleri olan ülkeler de görüyorlar. Şimdi siz Suriye için masaya oturmuşsunuz. Suriye'den 4 milyona yakın mülteciyi yuvanıza almışsınız. İran'la, Rusya'yla çok güzel bir birliktelik yapmışsınız. Şimdi oyun bozulmuş. Biliyorsunuz, siz daha önce de görev yaptınız. Suriye'nin içindeki bazı, İdlib dahil birçok yere Zeytin Dalı harekatı yapmışsınız. Kimseden talimat almamışsınız. Şimdi oyunu bozmuşsunuz. Sonra bölgenizde bir güç olmuşsunuz. Siz dünya beşten büyüktür demişsiniz. Böyle olunca paranın sahipleri tabii ki rahatsız oldular. Biz de Türkiye'de 2002'den 2018'e kadar 16 yıldır çok ciddi yatırımlar yaptık. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanı, son başbakanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde de açıkladığı gibi borçlanarak büyümek kötü değil. Fakat borcu veren insanlar şu anda size düşmanlık beslediklerini gösteriyorlar. Biz ne yapacağız? Biz üretmeden tüketmeyeceğiz. Bu çok önemli. Daha sonra ihracata çok ciddi anlamda ehemmiyet vereceğiz. Türkiye'de sanayinin çarkları çalışıyor. Bir sıkıntı yok, Allah'a çok şükür. Biz bütün dünyaya hakim olmaya çalışıyoruz ihracatçılar olarak. Endüstriyel ürünlere, teknolojik ürünlere ağırlık vereceğiz. İhracatta biliyorsunuz satışlar kilogram üzerinden hesap edilir. Bizim kilogram birim miktarımızı yükseltmenin yoluna bakmamız lazım. Bunun için de yeni ekonomi kurmayları muhakkak çalışıyorlar. İhracata bakacağız. Dış borcumuzu düşürmenin tek yolu ithalatı kısmak. Yani ihtiyacımızın olmadığı lüks tüketim harcamalarına bakmayacağız. Artık şuurlanacağız. Bundan yola çıkarak bir Kurtuluş Savaşı'nda o gün cephane taşıyan 10 yaşında, 11 yaşında çocuklarda bir şuur vardı. Bu vatan için, bu millet için bir şuur vardı. Bugün savaşların şekli değişti. Bugünkü ekonomik savaş ise adı bunun. Biz de ekonomimizi güçlendireceğiz. 5 lira kazanıyorsak 4 lira harcayacağız. Bundan ders çıkartacağız. Ama Türkiye'nin şu günkü bu saldırılara asla boyun eğeceğini zannetmiyorum. Bu olay bir rahip olayı, Bronson olayı falan da değil bize göre. Ne olay efendim? Bu olay tamamen çekememezlik olayı. Yani sizi artık dış güçler güç olarak bu bölgede görmek istemiyorlar. Güç olmanızı istemiyorlar. Diz çöktürmek istiyorlar. Bunun değişik değişik yollarını denediler. Olmadı. Başaramadılar. Sadece bir tek son artık kozları kaldı. O da para. Paranın gücüyle. Eğer biz akıllanır, şuurlanır millet olarak ve üretmediğimizi tüketmez isek, Allah'ın izniyle biz bu krizi çok rahatlıkla atlatırız diye düşünüyorum. Peki efendim, çok teşekkürler, yayınımıza katkı sundunuz. Biz teşekkür eklemek ederiz. Eklemek istediğiniz başka bir şey varsa. Biz teşekkür ederiz. Ben milletimize, vatanımıza güvenen, inanan insanların sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğine inanıyorum. Biz de firma olarak, onu da çok kısa bahsedeyim, bayilerimize bir mesaj çektik. Stoklarımız tükenene kadar rakamlarımız aynıdır. Kesinlikle herhangi bir fiyat değişikliğine gitmiyoruz dedik.
Bu cephedeki son mermimizdir. Son mermimize kadar biz de bu ticaretin, savaşın ortasında bulunacağız. Çok teşekkür ederim yayınımıza katkısınız. Evet, Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüseyin Şehitoğlu ile birlikteydik. Üretmeden tüketmeyeceğiz dedi ve önemli mesajlar verdi diyelim ve sözü yeniden Afyonkarahisar'dan merkeze bırakalım.